GCM Forex'ten herkese merhaba. Hafta ortasında piyasaları incelediğimizde oldukça yoğun bir gündemin ve ekonomi takviminin karşımıza çıktığını ifade edebiliriz. Bu nedenle öncelikle Asya piyasalarından başlayacak olursak, burada özellikle Çin'in büyüme rakamlarının günün ilk saatlerinde takip edildiğini gördük. Fakat burada Çin'deki yıllık bazdaki büyümenin çeyreklik bazdaki değerlendirmesinde beklenti %6.9'a gerileyeceği yönündeydi büyüme oranının. Fakat bu gerileme gerçekleşmedi ve büyüme %7 oranında sabit kaldı. Bunun yanında olumlu bir rakam olarak da %6.1'den %6.8'e yükselen bir sanayi üretimi rakamı da karşımıza çıktı. Asya piyasalarında diğer önemli gelişme Japonya Merkez Bankası'nın para politikası açıklamalarıydı. Burada da herhangi bir sürpriz gerçekleşmemesiyle birlikte zaten yeni en üzerindeki hareketliliğin de sınırlı kaldığını oldukça gördük. Genel anlamda baktığımızda Asya borsalarında da özellikle büyük endekslerde sakin bir hareket söz konusuydu. Sadece burada Şangay endeksinde Çin'de %3'lük bir düşüş ön plana çıktı diyebiliriz. Avrupa tarafına geçtiğimizde ise burada Yunanistan'ın destek planını kabul etmesinin ardından anlaşma sağlanmasının ardından daha doğrusu burada parlamentolara sunumların gerçekleşeceğini ifade etmiştik ki burada bugün Yunan parlamentosunda bunun oylanması bekleniyor destek planının. Cuma gününde Almanya parlamentosunda oylanacak. Bugün gerçekleşebilecek, çıkabilecek sonuçlar özellikle Euro üzerinde sert hareketler neden olabileceği için gündemin sıkı sıkıya takip edildiğine ifade edebiliriz. Avrupa'daki verilere bakacak olursak burada özellikle İngiltere tarafında verilerin yoğunlaştığını gördük. Ortalama kazanç endeksine baktığımızda Burada beklentinin altında bir yükseliş gerçekleşirken istihdam rakamlarında da pek olumlu sonuçlar karşımıza çıkmadı. %5.5'den %5.6'ya e, yükselen bir işsizlik oranı hakim. Bununla birlikte dün Sterlin'in sert değer kazanımları yaşadığını görmüştük. Başkan Carney'nin de açıklamalarının desteğiyle. bugünse ise Sterlin dolar paritesinden bahsedecek olursak burada tepki satışlarının daha ağırlıklı olarak etkili olduğunu ifade edebiliriz. Avrupa e, ABD tarafına geçtiğimizde ise burada sürpriz gelişme Kanada tarafından geldi. Kanada Merkez Bankası yaptığı beyanatta faiz oranını %0.75'den %0.50'ye indirdiğini açıkladı. Ve açıklamaların içerisinde Kanada'nın önemli ihracat gelirlerinden olan petrol fiyatındaki zayıflamaya da değinildi. Bununla birlikte de Kanada dolarının sert bir şekilde değer kaybı yaşadığını gördük. Ki özellikle burada dolar Kanada doları paritesinde yaşanan yükseliş oldukça sert bir şekilde gerçekleşti. Bununla birlikte de incelediğimizde 2009 yılından bu yana paritenin en yüksek seviyelerine ulaştığını ifade edebiliriz. ABD'de direkt burada bahsedecek olursak önemli gelişmede de Fed Başkanı Yellen'in açıklamalarıydı. Burada Kongre'ye yapacağı sunum için hazırladığı metinde baktığımızda ifadelere 2015 yılı içerisinde faiz ilk faiz artırımı yapılması amacıyla e, bunun muhtemel olacağı ifade edildi ve verilerin de şu an için buna uygun olduğu da ifade edildi. %2'lik enflasyon hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceklerini de ifade ettiler. Bununla birlikte de dolar endeksinin gün içerisinde yaşadığı değer kazanımını biraz daha sivrileştirdiğini ifade edebiliriz ve özellikle majör paritelerde de bunun etkisi oldukça hissedildi. ABD piyasalarına bakacak olursak vadeli işlemlerdeki karışık görünüm açılış sonrasında da devam ediyor şu an. Fakat yükselme çabasında olan endekslerin olduğunu da ifade etmekte fayda var fakat yat yataya oldukça yakın bir seyir şu an için söz konusu. Yurt içi piyasalara geçecek olursak burada koalisyon arayışlarında e hala bir devamlılık söz konusu Ahmet Davutoğlu bugün de HDP ile bir görüşme gerçekleştirdi. Buradan yapılan açıklamada da HDP'nin yaptığı açıklamalarda da Ak Partinin e, burada CHP ile koalisyon kurmasının daha uygun olabileceği ifade edildi. Bununla birlikte işsizlik rakamlarını takip ettik yurt içi piyasalarda işsizliğin beklentinin de altında bir rakam e, çıkararak olumlu bir sonuç karşımıza çıkardığını söyleyebiliriz. Biz tüz endeksine baktığımızda %0.38'lik düşüşle birlikte 82.727 puanda sonlandı endeks. Euro Türk Lirası'na baktığımızda ve Dolar Türk Lirası'ndan da genel olarak bahsedecek olursak haftanın başından bu yana özellikle gerçekleşen düşüş sonrasında bu paritelerde bugün sınırlı da olsa bir yükseliş hakimdi. Euro Türk Lirası 2.90'ın üzerine çıkarak 2.90.50'ye ulaştı. Dolar Türk Lirası ise 2.64.50 seviyelerinde şu an için seyrini sürdürüyor ki burada gerçekleşen yükselişin 2.63'lerden başladığını da söylemekte fayda var. Hafta ortasında piyasayı etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.